Putin'in özel temsilcisi Alexander Dugin, iki ülke arasında buzların erimesi sürecinde kritik görevler üstlenen bir isim. Temmuz'un 15'inde Fethullahçı darbe olduğu gün Türkiye'de devlet yetkilileriyle görüşmeler yaptı. Olaylara anı anına tanıklık etti. Vatan Partisi'nden Rusya'ya giden dostluk heyetleriyle birlikte çalıştı. Son olarak 5 Ağustos'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. Putin'in özel temsilcisi temas ve gözlemlerinden yola çıkarak Rus devletinin Türkiye siyasetini nasıl gördüğünü anlattı. Dugin, Türk siyasetinde 3 temel gücün olduğunu belirtti. Tısagrad TV'de Türkiye'deki darbenin analiz edildiği bir programda konuşan Dugin, Türkiye'de 3 güç var. Bir tarafta Amerikancı, Atlantikçi Gülen cemaati, diğer tarafta Kemalistler, yani yurtseverler, bağımsız Türkiye taraftarları, Erdoğansa onların ortasında bir güç ifadelerini kullandı. Fethullahçıları, Türk İslam bayrağı altındaki Amerikan ajan ağı şeklinde gören Dugin, Kemalistleri, egemen Türkiye'den yana olan kuvvet olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fethullahçılardan koptuğunu ifade eden Dugin, sürecin devamından Erdoğan'ın Kemalistlere katıldığını söyledi. Vatan Partisi'nin temsilcileri geldiler ve yeni dönemde Erdoğan'ı Fethullahçıların indireceğini söylediler. Bunu geçen sene söylediler. Daha Aralık ayında hemen uçak olayının ardından. Dugin, Vatan Partisi'nin darbe konusunda 8 ay önce Rusya'yı uyardığını anlattı. Vatan Partisi'nden Rusya'ya giden heyetlerin Türk-Rus ilişkilerinde oynadığı kritik role dikkat çekti. Bu ziyaretler sayesinde darbe konusunda Rusya'nın durumu erkenden kavradığını ifade etti. Bu hiç anlaşılır değildi. Biz Erdoğan'a karşı mücadele için destek aramaya geldiklerini düşünmüştük ki Erdoğan tarafından cezaevlerine atılmışlardı. Baktık, durumun değiştiğini anlatıyorlar. Darbenin daha kötü olacağını, o zaman katıksız Atlantikçilerin tam Amerikan yanlılarının iktidara geleceğini söylediler. O yüzden Türkiye dikkatimizin odak noktası haline geldi. Alexander Dugin ve Konstantin Molofeyev'in konuk olduğu programa Mehmet Perinçek de İstanbul'dan canlı bağlantıyla katıldı. Perinçek, darbenin Amerikan bağlantılarını ve Türkiye'nin Avrasya İttifakı içinde yer alması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde anlattı. Da, bu snachalanada atvichat adin nadin glavny vapros. Perinçek, içinden geçilen olağanüstü süreçte olağanüstü kararlar alınması gerektiğini vurguladı ve NATO Şangay İşbirliği Örgütü üzerine görüşlerini aktardı. Programda Putin'in kurmayları sık sık Perinçek'in sözlerine atıf yaparak Türkiye'deki Avrasyacı fikirlerin önemine işaret etti.